Boli izleyicileri merhaba. Geleceğe dönüşe hoş geldiniz. Sosyos.com'un sunduğu programımızda bu hafta Igas birlikteyiz. Abi hoş Selam. geldin. Ne haber? Nasılsın? İyi İyi misin? vallahi. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Göztepe'yi penaltı atışlarıyla geçti. Günün yıldızı penaltı atışlarına iş gidince kaleci oluyor. Ersin evet. Destanoğlu. Beşiktaş basketbol takımının kaptanı Mehmet Yağmur Bütüvüt atmış. E kardeşim gurur duydum. Akatlara da gel blokçu lazım diye. <laughs> Güzel. E, Ersin maçtan sonra dedi ki ben çok çalışıyorum zaten penaltılara. Kimin nereye atacağını hepsini e, çalıştığım için böyle bir penaltılarda fark yaratma durumu ortaya evet. çıkıyor. Nasıl buldun Beşiktaş'ı? Ersin paranteziyle de başlayabiliriz. Ersin paranteziyle başlayalım. Yani e, bazı kalecilerde muhtemelen penaltı sezgisi diye bir şey vardır. Hani bunu hiçbir kaleci antrenörüyle konuşmadım. Sadece e, hatırlama yani hatırlatma sebebim şu. Ee, Ersin Şampiyonlar Ligi önelemesinde e, Pauk'a karşı da penaltı kurtarmıştı. Hatırlayalım yani acaba Beşiktaş oyunda kalacak mı dediğimiz Yunanistan'daki maçta Ersin'in penaltı kurtarışı vardı. Perkıs'ınkini mi kurtarmıştı yoksa daha farklı bir oyuncununkini mi kurtarmış onu tam hatırlamıyorum Bazı penaltı kalecisi evet. Penaltı kalecileri vardır. Yani bu Harun Tekin de Harun bunlardan Tekin. bir tanesi. Okan Koçuk bunlardan Utkuyuva birisi. Utku kuralını Aslı'da yaptığı. yapmış olduğu penaltı kurtarışını. Ama tabii bir de çalışmak önemli. Yani Afrika Kupası finalinde de suçyesinde gördük ki her oyuncunun nereye çalışacağı. Edwin van der Sar futbol adamları kitabında da olabilir veya da futbol dünyayı nasıl açıklarda da olabilir. Orada o penaltıları nasıl kurtardığını istatistiğine göre vuruyordu. Oyuncunun vurduğu yerle beraber senin de ona çalışmış olman da ayrı bir noktadır. ama belli ki Ersin çok çalışıyor ama Ersin Destan onu sadece dün akşamki maç üzerinden çıkartalım. Bence Beşiktaş altyapısındaki yapısındaki yapılanmaya göre de söyleyelim. Yani Beşiktaş'ta bir futbolcu ileride A takımında görev almak istiyorsa Ersin Destan onu yapıyorsa onu yapmalı bence. Yani çalışarak buraya gelebiliyorsunuz. Tabii Sergen Yalçın devre arasında da yabancı kaleci istemiyorum. Ben Ersin'le devam edeceğim demişti şampiyonluğa giden yolda. Ersin e o kale emanet edildi. E, Ersin ile Rıdvan oynamaya başladıktan sonra özellikle hani Göztepe maçında çünkü Şenol Fidan çıkartmıştı. Sonra Sergen Yalçın gelmişti. Abdullah Avcı ayrıldığı sonrası. Rıdvan'ın ilk maçı Göztepe maçıydı. Göztepe'nin yeni sınırında çalışma çatı Söyleyelim. Ondan sonra Rıdvan Ersin'in oynamaya başlaması. Ersin'in Kayseri Spor maçında bir çıkış hatası var. Rıdvan'la beraber ortak yedirdikleri gol vardı. Sonra Gaziantep Futbol Kulübü maçında bir sene sonra yaptı. Kırmızı kart gördü. Ne oluyor derken dün akşama dönelim şimdi maçta. Kaç kere ceza sahası dışına çıktı Ersin ve top çıkarttı. Demek ki bizim de bunu öğrenmemiz gerekiyor. Biz yorumcuları da işin içine katarak söylüyorum. Hemen karar vermemek durumundayız. Yani gelişimlerinin nereye doğru olacağına dair verileri elde etmek zorundayız. Ersin Kayseri Spor maçında yaptığını, Gaziantep Futbol Kulübü maçında yaptıklarını daha sonra da devam ettirseydi o zaman biz şunu söyleyebilirdik. Yani Ersin kendini geliştirmiyor mu? Ama artık ceza sahası dışında 2014 Dünya Kupası'nda Neuer için sahte 5 manşeti atmıştı Bild gazetesi. Yani sahte 5'liği artık bir libero olan soyunduysa Ersin kendini geliştiriyor demektir. Bu sezgidir. Bu oyunu pozisyon değil, oyunu takip etmektir. Çünkü bir kaleciyle stoper'in yapması gereken iş pozisyonu takip edersen başına her şey gelebilir. Andık pozisyonu ama oyunu takip edersen kendi adamınla beraber rakibin nereye çıkabileceğini, nereye gelebileceğini ve topun nereye düşebileceğini de tahmin edersin ve pozisyonunu ona göre alırsın. Ersin futbolu takip ediyor. Yani sahada oynanan oyunu takip ettiği için bu kadar daha başarılı bir kaleci haline geldi. Liderlik özellikleri de olan bir oyuncu. Yani ilk oynamaya başlarken yaptığımız araştırmada burada geleceğe dönüş izleyicileri bileceklerdir. Ersin için kullanılan ifade şu. Önünde Dünya Kupası finali oynamış adam bile olsa, vida'dan ka kasıt, o bile olsa bağırır, çağırır, onları yönlendirir arkadan. Yani A yani abi geçsenize güzel olur gibi değil. Evet. Orada arkada lider biri var. Tabii, Onu hissettirir. Ya şimdi bir kalecinin savunma oyuncusuna bağırmasını e, bizim ülkedeki oyun izleyicileri nasıl adlandırıyor bilmiyorum ama evvel evvel zaman içinde e, hem Liverpool'un hem de Tottenham'ın efsane kalecisi Ray Clemens'ın bir belgeselini izlemiştim. Adama da ben böyle dayımın askerlik yaptığı yerde sınıra çok yakındı böyle. Eskili Liverpool maçlarını izleyerek aşık olmuştum. 83'te hmm. falan böyle. O zaman izlediğim bir e, daha doğrusu Ray Clemens'ı. E, diyor ki yani soru soruluyor. Niçin bir şut kurtardıktan sonra doğrudan savunma oyuncularına gidip azarlıyorsunuz? E, onları şey kızıyorsunuz diye. Bir kaleci kendine güveni gelir bir şut kurtardıktan sonra başını örüp çizgiye dönerse rakip bunu çok daha farklı algılayabilir. Ama gidip oyuncusuna kızarsa kalecinin ne kadar oyun içinde olduğunu ve savunma oyuncularının oyun içinde ne kadar kattığını gösterir e, diyordu. Yani Ersin'in videye bağırıp Güzel. çağırması şey değil. Tabii ki saygısızlık, ter saygısızlık değil. terbiyesizlik değil. Onları da oyun içinde tutabilmek, gerekirse hatalarını söyleyebilmek. Ersin'in oyunu nasıl okuduğunu şöyle de anlatalım. Son penaltıyı kurtardığında şu işareti yaptı mesela anlayabilenler vardır muhakkak herkes hani ben en az zeki olanlarınızım aranızda seyirciler için de söylüyorum. Hakem orası şeyi ihlal var mı yok mu dinliyordu Riva'dan yani diyor ki durun durun daha şey bitmedi. Hani da gelmeyin üstüme gelmeyin dedi önce bir dinliyor dedi hakem dedi hakem golü verdikten sonra sevinmeye başladı. Böyle sezgiler olan bir adamdan bahsediyoruz. Çok büyük bir gelişim, çok büyük bir kalecilik gelişimi. E, muazzam. Evet yani biz hepimiz acaba işte yurt dışına giderler mi gitmezler mi diyoruz e, oyuncular üzerinde. Bu konuya da böyle girmiş olduk hani kusura bakma bütün genç oyuncular için. Ya bazı adamlar vardır e, satarsan yerini doldurabilir misin? Bir. İki, satmak zorunda mısın? Bazı adamlar vardır oynarken başkalarını satarlar. Şimdi geçen hafta, son 10 yılda en çok transfer geliri elde eden kulüpler vardı. İşte en başta da 359 milyon euro ile Lille vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte, rakam bu değil ama Lille birinci sıradaydı. O rakamın içinde 15 milyon euro var. Türkiye'ye transfer sadece. Yani birisi Simon Kea, birisi Aurelien Chedjou. İkisi de stoper ama o stoperleri sattıran adamı, Roma'ya giden Fransız hoca vardı. Sonra Lyon'a da geldi ama Barcelona'ya geldi ama başarısız oldu. Rudi Garcia. Evet, Rudi Garcia. Garcia o adamı çok istedi Roma'ya. Lille satmadı. Şeyden bahsediyoruz. Marco Basadan bahsediyoruz. Marco Basa hem Simon Kea'yı hem de Aurelien Enchecu'yu Türkiye'ye sattıran adamdı. Hani bir de öyle bakmak lazım. Ersin olur. Ersin size bir stoper bile sattırabilir. Karede. Hani biz hep diyoruz ya Ersin'e yurt dışından teklif gelecek mi gelecek mi diye. Ne olursa olsun satılmamalı kısmında mısın Ersin? Ben ederi bulan herkesin satılması şart içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda evet. satılmak zorunda. Ama bu kusura bakılmasın Ersin için 7 milyon euro 10 milyon euro'larla gelirlerse ı -ı. bence bence Yok hayır yok. değil değer bu Niye değil, değil yani. Yok çok çok düşük rakam. 7 milyon euro ama 10 milyon işte, euro. Yani hayatını getireceği de belli olmuyor. Yani o sonrasında bir sakatlık oluyor, bir işte psikolojik bir problem oluyor. Yani o bir daha 7 milyon euroyu 10 milyon euroyu bulmak da kolay olmuyor. Ama şöyle bakıyorum ben. Türk ben, kaleci siz... Beşiktaş bulabilir şu anda Türk kaleciden bol bir şey yok bence ülkede. <laughs> yani Serie A'ya bakıyorum mesela oynayan kalecilere. Her şey, değil, kaliteli de. Ee, çok kaliteli. Serie A'da mesela evet baş altı takımlarda oynayabilir. Yani atıyorum bir kulüp gidip Çek Cumhuriyeti'nden bir stoperi 13-14 milyon euro veriyorsa seri baş altı takımlardan Doğru. Serie A'da. Ersen e, en az bir 15-16 milyon euro vermeli kafasında yaşıyorum He, ben. Tamam. Yani benim şeyim o. Evet. E, ederi bu noktasında değilim ben. Evet, evet. Yani, Oradaki Çek Cumhuriyeti'ne, Slovak Stoper'e, Slav Stoper'e bu paraları veriyorlarsa e, Ersen'e de bu parayı vermeliler. Sonra buradan da dönüp dolaşıp, konu daha da almadı, aynı şey üstünde dolaşıyoruz ama mesela deniliyor ki işte e, kim oynayacak A milli takımın kalitesinde? Muazzam kaliteli bir soru. Çok. E, i̇şte burada da şunun ayarını bizim artık TFF'nin ve Stefan Kunsun'un yapması lazım. Kafasında hangi kaleci varsa bir kaleciyi de zaten çok iyi kalecilerimiz o hocam var. Görünüyor. Hani Uğurcan gözüküyor. İşte atıyorum sakatlıktan döndükten sonra 6 ay bayındır var. İşte Ersin Destan var. Yaşı tutanı hemen U21 milli takımında oynatmalıyız maç tecrübesi için. He işte o i̇şte bak şimdi, bu, bu, bu burada çok acayip bir mevzu evet, var yani. Ersin artık üst takıma tarafı hak etmeli <laughs> geldik. Aslında alt tarafında ihtiyacı vardı ama <laughs> alt tarafında biraz işine geldi çünkü belki çok tutuyorlar. Evet. E, ama <laughs> şu var. Yani Ersin Ersin Madem çok isterdiniz alın Ersin niye <laughs> <böyle. gülüyor> Evet. Ersin'i orada oynattığın vakit bu sadece U21 milli takımın alacağı sonuçlardan bağımsız hani bizim Türkiye piyasası için de konuşmak lazım. O turnuvalar o maçları da birçok dünyadaki oyuncu gözlemleme ekibi takip ediyor. Ve onların milli takım performanslarını da orada da karar verebiliyorlar. İlla milli takımda oynaması gerekmiyor. Yani bunun bence yine iş bize düşüyor. Bunun çok doğru anlatılması lazım. Efendim evet. onun için oynuyor, bunun için oynamıyordan çıkartmamız lazım artık. Mevzu. da üçüncü kaleci olması Ersin'i bir yere taşımaz ama oynayan kaleci olması bir yere taşır. taşır. Artık kim oynayacaksa, buna kim nasıl karar verecekse, nasıl bir planlamayla karar verecekse. Hani işi birazcık böyle takımdaşlıktan, taraftarlıktan... Ee, Yaşı geçiyor tabii il, artık. Tabii, il bazından kurtarmak lazım. İl, ba yani, genel bir bari, şeyden, genel bir şeyden bahsediyorum ben. <laughs> yani Bu, bugün Ersin olacak. Atıyorum yarın bambaşka bir kaleci olacak. Doğan alemler olacak mesela. Adam Fransa'da Lig 1'in en iyi genç oyuncusu seçildi yani. kendiyle beraber 3 genç oyuncu daha vardı. Var yani o kadar kaliteli bir havuzumuz var ki kim oynarsa oynasın bizim itiraz edebileceğimiz bir şey değil.